gel sana şey göstereyim bak. Evet azmak dur efendim. Bakın abi. Çevre Şehircilik Bakanlığı bütün kıyılarımızı MUÇEV'e veriyor. MUÇEV de arkasında bulunan tesislere kiralıyor. Ve çok gizli kiralamalar yapılıyor. Şeyi öğrenemiyoruz. Esnaf bunlardan korkuyor. Mafyavari tipler. Burayı sana kiralayacağım diyor ve fiyatlar çok yüksek. Çok yüksek fiyatlar. İstemem ben diyen bir esnaf odası da başkasına veririm ha diye tehdit ediyor. Bunu esnaf arkadaşlardan öğreniyoruz. Milim milim her yer şezlong oldu MUÇEV geldikten sonra. Çünkü çok yüksek kira verdiği için esnaf o parayı çıkarabilmek için şezlong sayısını da arttırdı, fiyatları da arttırdı. Korkunç rakamlar duyuyoruz. Dün mü, önceki gün mü, Kargı diye bizim çok güzel bir koyumuz vardır. Orada 900 lira bir şezlong. Son numaramız bu. 900 lira. 20 yıldır Datça'da yaşıyorum. Sadece 20 yıl yani. Hani öncesinde ne şezlong vardı, ne şemsiye vardı. Herkes gider plajında. Bir de plaj denen şey ne top oynarsın değil mi? Frisbee oynarsın, köpeklerinle oynarsın. Yani plaj şimdi şöyle bir yer oldu. Yat o şezlongda bir şeyler ye iç. Zaten yapacak bir şey, kıpırdayacak yerin yok ki. Bir şezlong bitiyor, şöyle başlıyor. Sizin dediğiniz gibi o şey yok. O sıcak, güzel aile havası, piknik sepeti bilmem ne. Dün bir bakkal arkadaşım var. Bana şunu anlattı. Bir plaja girerken çanta araması yapıyorlarmış. Yiyecek, içecek getirdiniz mi yanınızda? Şeydeki Kızılbük deriz biz. Gabaklar da denir Datça'da. Kızılbük. Çanta kontrolü. Dedim ya yapamazlar yani. Biz polisi aratmıyoruz çantamızı. Bir vatandaş bir vatandaşın çantasını arayabilir mi canım? Yasa. Biz Muğla Çevre Platformu olarak zaten epeydir MUÇEV'le ilgili uğraşıyoruz. Bu kiralamalarla ilgili dava ettik. 4,5 yıl oldu. Davamız geziyor. O mahkeme senin, bu mahkeme benim. Muğla Ankara'ya gönderiyor. Ankara yetkisizlik veriyor. Yok bilmem nereye gönderiyor. Davamızı sonuçlandırmıyorlar. Çünkü sonuçlandırırlarsa biz kazanacağız. Ya biz kazanacağız. O belli. Onun için de sonuçlandırmıyorlar. Süründürüyorlar davayı. Bizim yani hep şöyledir. Şezlonsuz Datça diye bir oluşumumuz var bizim Datça'da. Gene böyle bir kıyımızı o MUÇEV'le ilgili değil. Bakanlık otele direkt kiralıyor. Genellikle mahalle halkının kullandığı bir plaj ve 30 yıldır 40 yıldır mahallenin plajı olan plaj kiralamışlar. Yapmışlar bir sözleşme ama burada MUÇEV yok. Direkt bakanlık kiralamış. Biz artık oradan denize girmeyelim isteniyor. Biz de buna isyan ettik. Şimdi her gün düzenli nöbet tutuyoruz. Oradayız. Plajımızı bırakmıyoruz. Sonuç itibariyle polisimiz yok, jandarmamız, topumuz, tüfeğimiz yok. Ve genellikle de barışçıl eylemler yaparız. Şu ikili şeyi sürdürebilirsek her bir alanda, her bir saldırı alanında. Hem bir yandan hukuksal mücadele, dava şu bu vesaire. Ama yanı sıra da oradaki eylemlilik, Akbelen'de olduğu gibi. Bizim şezlongsuz Datça'da olduğu gibi ikili yapı birlikte yürüyor. Tabii orada da soruşturmalara uğruyoruz. Sıkıntılı şeyler yaşıyoruz ama dayanışmamız çok güzeldir. Avukat arkadaşlarımız yardımcı olurlar. Benim önerim o olur. Yani ikili, yani hem hukuk mücadelesi hem fiilen mücadele. Bir de vazgeçmeden, yani inanın bana, vazgeçmemek, inatla, ısrarla, neyse o yaşam alanı, neyse o sahip çıkmak istediğin konu, canını yakan, tıpkı Akbelen gibi, canı yanıyor insanların. Ben Akbelen'e kaç senedir gidip geliyorum, kışın filan, çok zor. Ama inat ve ısrar gerekiyor. Bak ne oldu, bir sabah bir uyandık, jandarmaları dizmişler buraya.